farklı karakterde iki otel var. İkisinin arasındaki farklar neler? Kaç gün kalmak lazım? Nasıl gidiliyor? 10 saat uçmak zorunda olduğu destinasyonlarda bence biraz garantici oynamak istiyorlar. Mufuşi Otel'e kim gitmeli? Aileler mi gitmeli? Balayı çiftleri mi gitmeli? Biz bayağı şımartıyoruz balayı çiftlerini. Mufuşi'nin muhteşem bir rezifi var. Diving center'ımız, dalış center'ımız var, dalış merkezimiz. Ya ben çok hani tercih etmiyordum köpek balığı dalışını. Böyle spontane gelişince de bir şey diyemedim. Çıktık yola. Yanına gittim, beraber selfie çektim falan. Yani bayağı takıldık biz orada. Ve arkadaşlarıma kesinlikle bir seyahat acentesi kullanmalarını söylüyorum. Çünkü evet, burada bir yanlış algı var. Booking.com daha ucuz değil. Evet. Değil. Efendim hoş geldiniz. Ben tatilciler.com'dan Onur Öztürk. Bugün size Öz Dilek mağazamızdan merhaba dedim. Burası Levent'te bulunuyor, İstanbul'da. Eğer yolunuz düşerse kahveye de beklerim. Bugün yanımda bir misafirim var. Biliyorsunuz destinasyon sohbetleri de yapıyoruz. Özel destinasyonları temsilcilerinden yani ilk ağızdan dinleme şansı sunuyoruz size. Merak edilen tüm soruları da sizin adınıza ben soruyorum. Berfu yanımda. Hoş geldin Berfu. Hoş bulduk Onur. Ne haber, nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Bir sürü sorum var sana. Bu soruların bazılarının cevaplarını ben biliyorum. Bu sorular insanların bize, ofislerimize geldiklerinde sorduğu sorular. Hep aynı şeyleri soruyorlar. Bu sohbetin sonunda Konstans Otelleri'nin tüm merak edilen sorularını beraber cevaplayacağız ve insanlara aktaracağız. Harika. Çünkü ben sadece resimlerine bakarak almalarını istemiyorum. Farklı karakterde iki otel var. İkisinin arasındaki farklar neler? Kaç gün kalmak lazım? Nasıl gidiliyor? En başından hepsini soracağım. Tamam. Şimdi ilk sorum şu. Bir Konstans Maldiv Oteli'ne rezervasyon yaptığımda Maldivler Havalimanı'na indikten sonra nasıl başlıyor macera? Maldivler Havalimanı'na iniyorsun. Ondan sonra orada valizini aldıktan, gümrükten geçtikten hemen sonra karşına bir Konstans kontuarı çıkıyor. Çünkü orası küçük bir havalimanı. Küçük bir kontuar var. Seni elinde bir listeyle bekleyen, hoş geldiniz Onur Bey diye karşılayan bir temsilcimiz var. Konstans Otelleri'nin Maldivler Havalimanı'nda dev bir lounge'u var, bekleme alanı. Ve yaklaşık yarım saatlik bir dinlenme sonrası deniz uçağına biniyorsun. Hangi oteli seçtiysen 20 ya da 25 dakika kadar deniz uçağında gidiyorsun. Maldivler'de seçtiğin tesise iniyorsun. Yani çok büyük bir uçak değil. Maksimum 12 kişilik bu uçaklar ama 12 kişi hiçbir zaman olmuyor. Sadece Türk misafirleri değil, sadece Konstans'a giden misafirleri değil. Temelde dolmuş sisteminde bir araç. İlk indiğin ada Konstans'a ait olmayabilir ya da senin otelin olmayabilir ama iniyorsun, kalkıyorsun. Bu süreç. Geze geze gidiyorsun. Geze geze gidiyorsun. Aynen öyle. Otele vardıktan sonra da bir seremoniyle karşılanıyoruz değil mi? Bizim otellerimizde lobide beklersin, Halaveli'de ya da Mufuşi'de. Lobi dediğimiz de yani böyle bir kapalı alan değil. Kumlar üzerinde, kuş sesleri arasında her iki tesisimizde de. Bagajların odana taşınırken bir hoş geldin, işte otelimiz burada, bunlardan yararlanabilirsin diye açıklama yaparlar. Zaten giriş prosedürlerin sen lounge'dayken halledilmiş olduğu için ekstradan bir bekleme süresi yok orada. Adaya gittiğin anda nereye gitmek istiyorsan, odana gitmek, rahatlamak istiyorsan odana gidebilirsin. Yüzmek istiyorsan yüzebilirsin. Bölgede iki tane otel var. Mufuşi'den başlayalım isterim. Tamam. Mufuşi bilinen bir otel. Yani bize misafirler geldiğinde genelde direkt Mufuşi diye veya Konstans Otel diye talep geliyor. Burayla alakalı bilgi almak istiyoruz diyor, fiyat almak istiyoruz diyor. Türk misafirlerin galiba böyle sevdiği bir otel grubusunuz. Yani biliniyor. Maldivler'de birçok otel var. Ama Konstans'ın ismini biz çok duyuyoruz. İnsanlar tarafından bir şekilde bir araştırmaya mı takılıyor yoksa bir reklam çalışması mı sonucu bilmiyorum ama insanlar biliyorlar. Bu bilinç tamamen organik. Türkiye'ye özel değil. Özel demek isterdim ama Türkiye'ye özel değil. Konstans çok yüksek servis kalitesine sahip bir otel. Neredeyse %60'lık oranda bir müşteri kitlesi tekrarlayan müşteri. Daha yeni 2023'te geri döndüğü hafta 2024'de rezervasyon yapan müşterimiz var. Evet. İnsanlar böyle destinasyonlarda yani 8 saat
10 saat uçmak zorunda olduğu destinasyonlarda bence biraz garantici oynamak istiyorlar. Daha önce gidip memnun kaldığı bir otel varken neden riske edeyim diyebiliyorlar. İşte kardeşim gitti, eşimin iş arkadaşı gitmiş, çok iyiymiş, herhangi bir problem yaşamamış. Ya da ben geçen sene gitmiştim zaten. Doğru. Denilen bir otel grup konstansı. Bize de aynen böyle geliyor. Evet. Yani biraz kulaktan kulağa yayılmış belli evet, ki evet. Ününüz. Evet. Mufushi'de kaç tip oda var? İnsanlar, daha da önemlisi, Türkiye'den tercih yapanlar genelde hangi odada kalmayı tercih ediyorlar? Hmm. 4 tip oda var. Beach Villa ile başlıyoruz. Tesisin birazcık ortasında kalan, botanikle kaplı oda tipleri. Beach Villa en düşük kategori mi? Beach'te bu düşük demek istemiyorum. Çünkü muhteşem bir oda tabii ki. En ucuz kategorimiz Beach Villa'mız. Bir arada Sand Villa'mız var, kum villaları. Denizle arasında yaklaşık şöyle bir 10-15 adımlık kum, beyaz kum, başka hiçbir şey yok olan villalar. Su üzeri villa dediğimiz water villalar. Bir de birazcık daha kalabalık olan ailelerimiz için senior water villalarımız var. 4 tip oda tipi var. Bu water villaların şeyi vardı, sunset olanı vardı, hı hı, falan. Onun gibi ayrımlar var mı? Yani water villa, water villa mı, yoksa böyle bulunduğu konuma göre de fiyatı falan değişen tipler var mı? Yok, hayır. Bizde water villa, water villa. Sen hangisini seviyorsun? Yani beach villada mı kalmayı seviyorsun, water villada mı? Ben hepsini çok sevdim. Yani favorim yok. Evet, mesela water villayı deneyimlemek çok güzel bir şey tabii ki yani. Ama 5 gün sürekli su üzerinde olmak ister miyim bilmiyorum. Sand villa çok eğlenceli ama ben yeşil görmeyi de çok seven bir insanım. Bu zaten çok popüler. Yani insanlar 3 gün water villada kalayım, 3 gün beach villada kalayım olayını çok sevdiler ve son 2 yıldır da talepler bu yönde gelişiyor. Veya bizim aynı kafa karışıklığıyla arasında seçim yapamayan misafirlere yönlendirdiğimiz durum bu. Veya üçüncü bir seçenek de şöyle olabiliyor. Oteli çok beğeniyor, satın almak istiyor, water villada da kalmak istiyor ama water villada kaldığında fiyat onun bütçesini aşabiliyor. 3 evet. Geceyi düşürüp water villa konaklamasını 3 gecede beach villa yaptığınızda fiyat da birazcık daha düşmüş oluyor. Hı hı. Ve hem harika bir kombinasyon hem de daha doğru bir bütçe yönetimiyle güzel bir tatil, güzel bir balayı yapılıyor aslına bakarsan. Kesinlikle. Mufushi Otel'e kim gitmeli? Aileler mi gitmeli, balayı çiftleri mi gitmeli? Tabii herkesi kapsıyor ama hı hı, daha mutlu hisseden bir kesim vardır. En çok kim mutlu oluyor Mufushi'de? Gençler mi, evliler mi, balayı mı, çocuklu aileler mi? Gençler, kendini genç hissedenler, sosyalleşmeyi seven misafirler, aktiviteyi seven, daha eğlenceyi seven misafirler Mufushi'de çok mutlu olacaklardır. Ne gibi aktiviteler var otelde? Mufushi'de her akşam bir etkinlik var. Gitar performansı olabilir, keman performansı olabilir, DJ performansı olabilir. Ama her akşam bir araya gelip, insanların bir araya gelip eğlenebileceği bir komün ortam var. Daha zaten tesis olarak yapısı biraz daha insanları sosyalleşmeye iten, ortak alanlara iten bir tesis. Herkes balayı için gittiğinden sosyalleşmeye gerek olmadığını düşünüyor. Belki de yoktur, bu kişiden kişiye değişir ama eşimle beraber keşfedebileceğim bir aktiviteye katılmak falan, hı hı, beni çok mutlu edebilir. Yani bu sosyalleşme ortamı, ben bunu sevdim, benim hoşuma gitti. Çok sakin bir yer sevmem zaten. Yani biraz daha böyle hareketli bir yer olsun isterim. Kafamda şey gibi canlandı. Sanki böyle Antalya'da bir yere gitmek gibi. Hani orada da böyle insanları bir araya getirme çabası vardır ya. Bir dans vardır, akşam ondan önce bir konser vardır. Hı hı. Bir şekilde bir araya geliriz diğer insanlarla. Nerelisinden başlarız? Sen bu oteli kaça aldığına kadar? Evet, orada ben mı? Ben mucizamışım. Sen erken rezervasyonla mı aldın? Ben almadım ya falan diye. Evet, kesinlikle orada da öyle. Yani nerelisinden başlıyor yine. Maldivlere gitmiş olmak, illa bir odada eşinle sürekli denize gir çık yemek yeme olmak zorunda değil. Neden böyle düşünülüyor? Tabii ki onu yapmaktan hoşlanacak insanlar da var. Bu tamamen tercih meselesi. 6 gece bir yerde konaklamak, 7 tam gün oradasın demek. Yani 7 gün boyunca yeni bir çiftle tanışabilirsiniz. Harika. Bir arkadaş edinebilirsiniz. Dünyanın diğer ucundan farklı bir vizyonla karşılaşabilirsiniz. Kendi kültürünüzü tanıtabilirsiniz. Arkadaş olduğunuz diye 7/24 beraber olmak zorunda değilsiniz. Yemeklerde bir araya gelebilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Bu güzel bir fırsat aslında. Farklı şeyleri, farklı yerleri tanımak için. Başkalarının tecrübelerinden yararlanmak için gayet güzel bir şey sosyalleşmek. Mufushi de evet, bunu gayet güzel sağlıyor. Hepimiz hem beach villada hem de water villada beni dışarıdan hiç kimse görmeyecek
şeyindeyiz. Hı hı. Yani öyle bir algı var. Bu Mufushire'de böyle mi? Yani Watervilla'da kaldığında etraftan görülemeyen bir yerde miyim? Korunaklı bir yerde miyim? Aynı zamanda da Beachvilla'da. Yoksa bu aldığın, yani bana denk gelen odaya göre değişebilir mi? Birisi odanızın önünden yüzerek geçmiyorsa görmez kimse sizi. O kadar. Evet. Yani herkesin yine özel alanı var aslında. Tabii, bakarsınız. Evet. Odanızda yani, kaldığınız zaman ki, özel alandasınız. Ki. Odanızdan çıktığınızda da sizi sosyal bir alan bekliyor. Evet, evet. Ama şöyle açık olmak için söylüyorum. Water villalarda geçerli bu. Beach villalarda bir tabii ki, pek tabii ki diğer insanların da yürüyüş alanına denk geliyorsunuz. Sand villalarda keza tesisin bir yerinden bir yerine gidecek diğer misafirleri bunların önünden geçme diye engelleyemez kimse. Evet. Çok da fazla insan yok yani. Evet, aynen öyle. Öyle bence abartılacak bir şey değil. Yok, yani herkesin kendi kişisel alanının fazlasıyla var. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Aktiviteden devam edecek olursak, akşam şovları, akşam konser, canlı müzik veya DJ performansıyla beraber gündüz yapılacak neler var? Maldivler pek tabii ki bir dalış destinasyonu. Yani deniz hayatını keşfetmeniz gerekiyor. Mufushire'nin muhteşem bir rezifi var. Diving center'ımız, dalış center'ımız var, dalış merkezimiz. Çok da donanımlı bir merkez burası. Mufushire her şey dahil konsepte hizmet veren bir tesis olduğu için biz misafirlerimize o her şey dahil konsept içerisinde bir tane kalış süresine göre bu 6'ya kadar da çıkabilir pek tabii. Günübirlik tur hediye ediyoruz. Bunlara katılabilirsiniz ya da şnorkelinizi alırsınız. Ne turu bu günübirlik tur? Dalı seçebilirim, tekne turu seçebilirim, balığa çıkmayı falan seçebilirim. Öyle aynen bir şey. Öyle, aynen öyle. Herhangi bir eksper, herhangi bir deneyim. Evet, evet, aynen öyle. Yani o zaman tesiste konakladığımda bir ücretsiz şnorkel turuna beni götürebiliyorsunuz. Tabii. Veya altı cam bir tekneyle bir gün bir tura çıkabilirim. Şey oluyordu değil mi? Balık avlama falan gibi böyle büyük balıkların olduğu falan bir yere götürüyorlar. Zaten bu cam, altı cam botlarla istediğiniz yani motorsuz sporların hepsi ücretsiz. Çoğu tesiste olduğu gibi. Kano gibi. Kano gibi, pedal gibi. Şnorkelle daldınız. Yani dediğim gibi otelin çok iyi bir rezifi olduğu için pek başka bir şey. Yani dalış meraklısı bir insanın pek başka bir şey arayacağını zannetmiyorum. Ben de öyle yaptım. Ben gittiğimde hemen dalış okuluna gittim. Aynı zamanda lisanslı dalıcıyım. Rezervasyonumu yaptım. Sonra sözleştik ve bir Türk de vardı dalış okulunda. Onunla da arkadaş olduk ve beraber bir tura çıktık. Bir de Çinli vardı yanımızda dalıcı. Sonra beni şeye götürdüler, bir köpek balığının yanına götürdüler. Ben aslında hiç köpek balığına daha önce dalış yapmamıştım. Yani çok insan buradan hani arkadaşlarımız falan gidip geliyor Mısır ama ben çok hani tercih etmiyordum köpek balığı dalışını. Böyle spontane gelişince de bir şey diyemedim, çıktık yola. Ama o resiflerin içerisinde onların o kadar rahat olduğunu görmek beni de rahatlattı. Köpek balığı bir kayanın arasında uzanıyordu. Bir hemşire köpek balığıydı. Hatta ergen. Ergen, yani. Evet ergen. Ergen bir köpek balığıydı. Yanına gittim, beraber selfie çektim falan. Yani bayağı takıldık biz orada. Süper. Çok güzel bir deneyimdi. Sonra hemen bir tane daha yaptım. Yani ben Maldivler'den komple dalışla geçecekti. Sonra arkadaşlarım dediler ki, yani burada daha başka güzel şeyler de var. Gel beraber zaman geçelim. Evet. Bu arada demin bahsetmeyi unuttum. Yetişkinlere özel eğlenceler derken Mufushire'de bir etkinliğimiz var bizim. Özel bir etkinlik bu yani hani kişiye özel ve ücrete tabi. Sinefushi diye adlandırdığımız Maldivlerin en büyük doğal sahilinde size bir açık hava sineması ayarlıyoruz eğer isterseniz. Ailenizle, sevgilinizle, eşinizle. Kumların üzerinde. Kumların üzerinde. Beyaz perdede efendim. Elinizde mısırınız, kolanız. İstediğiniz filmi izleyebiliyorsunuz. Harikulade. Evet. Bu işte bunun ismi rüya yani. Evet. Yok Sinefushi. biz tabii gittik. Her şey dahil bir otele gidiyorsak yiyecek içecek de Türkiye'den giden misafirler için kırmızı çizgi. Evet. Ben anket yapıyorum mesela. Diyorum ki videolar içerisinde diyorum görmek istediğiniz detay nedir? Herkes yeme içmeyi işaretliyor. İçecek markaları, yeme içme falan. Bunlar çok merak ediliyor. Hakları da tabii ki. Yemekler konusunda uluslararası bir mutfağınız var ve alakart restoranlarınız var değil mi? Tahmin ediyorum bu arada bildiğim kadarıyla öyledir. Doğru. Biraz daha detay konuşacak olursak
Kaç tane alakartımız var ve nasıl deneyimler var burada? Mufushi'den bahsediyoruz evet. Hala. Mufushi'de bir adet alakartımız var. Bir tane de aslında snack diye geçen ve asla snack olmayan koca koca tabakların geldiği bir beach barımız var. Beach bar dahil, all inclusive dahil. Orada öğle yemeklerinizi alabilirsiniz açık büfe restoranının haricinde. Alakartta da yine size konaklama sayınıza göre biz zaten bir akşam yemeği hediye ediyoruz. Onun dışında tek alakart restoranımız var. Mesela Antalya'da şöyle oluyor. Sabah kahvaltıdan sonra 11'de snack açılıyor. Havuz başında ve deniz kenarında. İşte orada pideler, efendim et döner takılmış bir yandan kesiliyor. Ekmek arasına konuluyor, ketçaplar, mayonezler, bir yanda kumpirler, waffle'lar falan, evet. Tantuniler veya benzer işte kızarmış tavuklar falan böyle. Antalya biliyorsunuz bu konuda gayet eli bol ve uçuyor. Her şey dahil ülkeden ülkeye değişiyor bu anlayış. Yani en azından Mufushi'yi konuşalım, Malevler diye genellemeyeyim ama her şey dahil konsept nasıl? Hangi olanaklar var? Sadece 3 öğün yemek gibi mi düşünmeliyim yoksa yemek aralarında sunulan hizmetler de var mı? Dondurma gibi, waffle gibi, kumpir gibi, eminim bunların farklı çeşitleri vardı. Dondurma falan yok, waffle falan yoktur da. Var var, dondurma mı? Da var, waffle da var tabii ki. Kumpir peki? Ya şöyle, ben Mufushi'de süzme mercimek çorbası içtim. Mercimek çorbası yazılı bir şekilde açık büfede. Hani kumpirle karşılaşırsam bir gün gittiğimde çok şaşırmam. Sabah kahvaltısı sonrası zaten biraz önce bahsettiğim bu beach bar'da sürekli bir şeyler yiyebilirsiniz. İşte pizzan da var, makarnan da var, hamburgerin de var, tatlın da var. Bunlar alakart değil mi? Yani menüden seçiyorsun. Menüden seçiyorsun. Masama geliyor. Evet, aynen bir açık büfe falan gibi bir şey yok. Hayır, hayır. Menüden seçiyorsun. Masana ya da işte şezlongunun yanına geliyor. Akşam yemeği de tekrardan büfe konuluyor. Yani hani sabah kahvaltısı ve akşam yemeği arasında sen zaten beach barda sürekli bir şeyler yiyip içebilirsin. Peki içecekler konusunda durum ne? Her şey dahil konseptin içerisinde mesela en azından senin gittiğin, yani bunlar değişiklik gösterebiliyor. Farkındayım. Otel her zaman aynı içki markasını kullanmayabilir. Bu videoyu 2 sene sonra da izleyecekler ama en azından senin gittiğindeki dönemde hangi marka viski vardı? En azından bildiklerinden, Türkiye'de olanlardan, şişe bira şeklinde servis var mıydı? Hangi biralar vardı? Biraz da içeceklerden bahsedebilir misin bize? Constance bir Fransız ekolü. Bu yüzden içki konusunda çok iddialı. All Inclusive içerisindeki markalar da çok bildiğimiz, çok kaliteli markalar. Hem şarap konusunda, hem viski konusunda, bira konusunda. Yani Efes bulur musunuz bilmiyorum ama gayet güzel yerel şişebiralar geliyor. Süper. Daha tabii tabii yani çok kaliteli. Tam bir her şey ideal işte. Kesinlikle, bu. Kesinlikle. Akşam yemeğinden sonra yeme içme işi nasıl devam ediyor? Akşam yemeğinde bitiyor mu? Yani içecek servisi vardır ama yiyecek anlamında başka bir bar kapanıyor, başka bir yer açılıyor falan mı? Bir yemek bir şey yok ama atıştıracak karnınız çok acıktıysa yiyecek bir şeyler bulabilirsiniz. All inclusive mini barımız da pek tabii ki dahil. Mini barınız ağzına kadar dolu. Her gün yenileniyor. Her gün yenileniyor. Alkollü içecek de var içinde. Alkollü içecek var. Bol bol çikolata var. Alkollü içecek var. Bu beni çok rahatlattı ya. Şu an yani şey... Şimdi şeyi düşünmek çok zor yani her şey dahil olması hani illa her şey dahil olsun diye falan bir takıntım yok ama hepimizi şey çok rahatlatıyor. Ya bir kere vereceğim işte hepsi içinde. Yani bu fikir zaten her şey dahil her şey dahil yapan fikirdi. Evet. Bilmediğiniz bu kadar uzak destinasyona gittiğinizde de bu rahatlığı üzerinize hissetmek, bir içecek alırken fiyatına bakmadan içebiliyor olmak harika yani gerçekten kesinlikle. Güzel. Pek tabii ki yani hani oda kahvaltı bir otel yerine her şey dahil bir otele gidiyorsanız biraz daha fazla ödüyorsunuz ama bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Kesinlikle. Yani çıkış yaparken aklınızda olan bir şey yok. Tatil insanın birazcık kafasını boşaltması için yaptığı bir şey. Ne ödeyeceğim diye düşünürken çok da boşaltamıyorsunuz kafanızı. O yüzden all inclusive daha rahat bir seçenek. Peki Mufushi'ye gelecek balayı çiftlerini ne bekliyor? Balayı çiftleri sizin için çok normaldir tabii. Herkes balayına geliyordur ama balayı çiftleri için sunduğunuz ayrıcalıklar var mı? Karşılamada, odada veya... Tabii tabii. Özel yani balayı çiftleri için özel o bildiğimiz Maldivler yatak süslemelerini yapıyoruz. Spa'da indirimlerimiz var. Şampanya ikram ediyoruz. Çikolatalarımız var, meyvelerimiz var. Biz bayağı şımartıyoruz balayı çiftlerini. Evet, şimdi aslında en merak ettiğim soruları soracağım ama öncesinde de Haleveli'yi senden dinlemek istiyorum. Haleveli nasıl bir tesis? Haleveli'yi anlattıktan sonra da ikisinin arasındaki farkları dinlemek isterim senden. Tamam. Haleveli'ye kimler gidiyor? Onu niye tercih etmeliyiz? Haleveli'deki oda tipleri,
Onlar hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii. Halaveli birazcık daha sakinliği ve sessizliği ve yalnız kalmayı seven insanlar için olabilir. Ya da tam tersi de mümkün pek tabii ki. Daha geniş aileler için daha fazla seçenek sunan bir tesis. Mufushi'de maksimum bir odada 4 kişi kalabiliyorsunuz. 2 yetişkin, 2 çocuk. Ama Halaveli'de 10 kişiye kadar tek villada konaklatma imkanımız var. Oda tipi olarak Halaveli'de water villa kesim var. Hı-hı. Beach villamız kesim evet. var. Çok ultra lüks villaları da sormak istemiyorum. Onları Hı-hı. da konuşmak istemiyorum. Türkiye'den gelen misafirler hangi odalarda kalıyor, hangisini tercih ediyor, niye tercih ediyor, o odalarda nasıl bir deneyim bekliyor onları? Okay. Bir şey söylemek istiyorum. Bu arada ultra lüks diye kimseyi korkutmayalım. Halaveli'nin kalabalık aileler için çok ciddi promosyonları var. Yani Presidential Villa dahi böyle en düşük dönemlerinde 6000 euronun üzerine böyle %35-%40 indirimler falan veriyor. Korkunç değil yani, yapılmayacak gibi değil. Halaveli'de water villa var dediğin gibi, beach villamız var. Daha geniş aileler için family water villa, family beach villamız var. En temelde bu dördü var. Tabii evet. Halaveli'de water villa en düşük kategori. Evet. Niye öyle? Her yerde beach villa daha. Çünkü beach villa 360 metrekare. 360 metrekare kullanım alanı var. Şeyde 110 water villa. Water villa'da 110. Tüm odaların önünde havuz var. Hepsinin özel havuzu var. Aslında farklara da bir otomatikman konuşmuş oluyoruz ama Mufushi'ye göre biraz daha özel alanlara sahip. Doğru. Daha geniş bir alanda olduğu için daha özel alanları evet. var. Yani biraz önce bahsettiğimde Mufushi'de hani önünüzden insanlar geçebilir, bunu engelleyemiyoruz kısmını. Mimari olarak Halaveli'de yapmışlar. Yani Halaveli'de kimse sizi hiçbir yerde göremiyor. Halaveli oda kahvaltı konaklıyor ama isterlerse misafirler yarı pansiyon, tam pansiyon ve her şeye dahil olarak da fiyatları sunuluyor. Evet. Tam pansiyon yok, yarım pansiyon ya da her şey dahil yapıyoruz. Yarı pansiyon veya her şey dahil olarak konaklıyor. Yarım pansiyon olarak konakladığımda oteldeki ekstra harcamalar konusunda 3 aşağı 5 yukarı söylemeni istesem, mesela bir biranın ücreti, bir akşam yemeğinin ücreti, öğlen havuz başında karnım acıkırsa bir pizzanın ücreti falan gibi, onlardan bahsedebilir misin? Tabii. Gittiğiniz döneme göre değişiyor. Mayıs ile Eylül arasında giderseniz balayı çiftlerine her gece 100 dolar kredimiz var. Bu 100 doları spa'da ya da F&B yani yiyecek içecek hizmetlerinde kullanabiliyorsunuz. Yani oda kahvaltı gidiyorsanız ya da en kötü yarım pansiyon oda kahvaltı ve akşam yemeği olarak gidiyorsanız o gün içerisinde istediğiniz gibi harcayabileceğiniz bir 100 dolarınız oluyor. Bu harika bir bilgi Berbu evet. bu arada yani. Evet. Bunu bence kimse bilmiyordu. Siz biliyorsunuz artık değil mi? Yok hayır. Hakikaten harika bir şey. Evet, acentelerimiz yani, ya bazıları yüksek bütçelerle harcamalar yapıyor ama bazılarının da hayali ve bütçelerini zorlayarak bu destinasyonlara seyahat ediyorlar. Sizin böyle bir destek sağlıyor olmanız onlara, böyle bir kredi desteği sağlıyor olmanız balayı çiftlerine bence çok kıymetli yani, harika evet. olmuş. Evet. Yani bununla bir aktivite de yapabilir rahatlıkla. Tabii tabii yiyip içebilirler. Yani zaten aktivitelerin çoğu ücretsiz. Hani motorsuz aktiviteler dediğimiz aktivitelerin çoğu ücretsiz. Bir ortalama masaj, işte 60 dakikalık bir ortalama klasik masaj 120-130 dolar civarı değişiyor. Zaten indirim de var spa'da. Bir pizza, havuz başında bir pizza 20 dolar gibi bir şey. Bir bira. Bir bira 5 dolar. İşte bir gazlı içecek 4 dolar. Burada da mesela bir alışveriş merkezinde, şimdi çıksak yukarıya bir tane biraz söylesek burada bir yerde. Burada da 150-200 lira bir şişe bile. Yani birkaç ay önce belki geçen sene... Pahalı değilmiş yani düşündüğüm kadar. Kesinlikle değil. Şeyde diyorduk hani aman TL'ye çevirmeyelim falan diyorduk ama ben artık isterseniz çevirin diyorum. Çok bir fark bulamayacaksınız yani. 5 dolar hakikaten şey değil. Yani sonuçta bir ada yani oraya bir birayı götürmek kolay yani değil yani. Çok ciddi maliyetler. Kesinlikle ve herhangi bir ada da değil. Yani hani çok lüks bir otelden bahsediyoruz. Çok iyi fiyatlar çok, bence. Çok lüks bir otel. Evet. Süper. Ama bu fiyatların da değişebileceğini unutmayın. Bunlar şu anki şartlarda 2024 sezonu için testi uygulanan fiyatlar. Bu fiyatlar değişebilir. Sadece size fikir versin diye çok soruluyor bize. Sizinle paylaşmak istedim. Bunu da altını çizmek isterim. Aktivite olarak Mufushi'yi konuştuk. Halaveli'de durum nasıl? Haftada kaç gün eğlence var? Gündüzleri nasıl bir hayat var otelin içerisinde? Halaveli yine tekrar ediyorum. Daha kendine vakit ayırmak isteyen misafirlerden oluştuğu için çok aktif, eğlenceli şeyleri yok. Çok büyük bir kids club'ı var. Çocuklar için çok güzel eğlenceler var orada. Şimdi şöyle, daha önce Maldivlerle ilgili herhangi bir fikri olmayan misafirler şey diyor. Kaç gece kalmak istersiniz diyor.
12-13 gece kalırız diyor. Uzak gidiyoruz bu kadar yol diyor. Değilsin falan diyor. Tabii o çok bana uzun geliyor. Yani ben 4 gün kalmıştım ve 4 gün benim için çok güzeldi. Aslında belki de senin farklı bir fikrin vardır. Ve benim sormak istediğim gelen talepler noktasında. Sizde Türkiye'den yapılan satışlar ortalama kaç gece? Kaç gece kalmak insanlar için tercih? Türkiye ortalamamız 5 ve 6 gece. 4 gece de sizin için çok tatmin edici olabilir. 4 gece 5 gün demek çünkü. 11-12 gece de neden kalınmasın yani? Tabii canım, harika bu olur. Bütçeyle alakalı, boş vakitle alakalı. Ama mesela 11 gece kalacaksan 2'ye böl. Tabii. Yani Mufuşi'de 5 gece kal, 5 gece de Haleveli'de kal. Ama gerçekten rüya gibi tesisler olduğu için en azından kendinize o kafa yapısına alışmak için, zamanı yavaşlatmak için 1-2 gün bir izin verin. Yani minimum bir 4 geceyi hedefleyin diyorum ben misafirlerimize. Ben de katılıyorum sana. En az 4 gece. Evet. Şimdi şöyle bir algı var. İnsanlar seyahat acentelerinde bu otellerin daha pahalı olduğunu düşünüyor ve Booking'in çok daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Aslında bizim elimizdeki fiyatlar eğer bu destinasyonlara yani Maldivlere, Seyşellere, Madagaskar'a ve diğer Hint Okyanusu çevresindeki ülkelere seyahat etmek istediğinizde bence bir seyahat acentenizle danışmalısınız. Booking her zaman ucuz sanıyoruz ve Booking'den rezervasyon yapıyoruz. Onlara da çok güveniyoruz. Fakat Booking'deki fiyatlardan çok daha ucuz seyahat acenteleri ve arkanızda bu işi bilen ve oraya gittiğinizde herhangi bir ihtiyacınız olduğunda size destek olacak insanlarla beraber gidiyorsunuz. Eminim bir seyahat acenteniz vardır. Yoksa da biz olabiliriz memnuniyetle. Bizdeki fiyatlar çoğunlukla dönemsel olarak değişmekle beraber ortalama en az %10, bu %30'a kadar çıkıyor. Daha uygun fiyatlar. Ben size bu garantiyi gönül rahatlığıyla verebilirim. Bizdeki fiyatlar her zaman bizden alacağınız teklifler Booking.com'dan daha ucuz olacak. O yüzden bizden teklif almadan bu otellere rezervasyon yapmayı düşünmeyin bile derim. WhatsApp hattımızın telefonu aşağıda yazıyor. Web sitemizde bulamayabilirsiniz. Çünkü bu özel çalışma yapılması gerekiyor bu oteller için. Bize WhatsApp'tan konaklamak istediğiniz tarihleri veya nasıl bir tatil hayal ettiğinizi yazarsanız biz size memnuniyetle bir teklif çalışır göndeririz. Burada konuştuğumuz her şeyi uygularız. Siz 3 gece Beach Villa'da kalırsınız, 3 gece Water'da kalırsınız, 2 ayrı otelde kalırsınız. Hepsini uygulayabiliriz. Veya bizim değinmediğimiz başka sorular varsa onları da memnuniyetle cevaplarız. Turizmci kimliğim dışında seyahat eden bir insan olarak insanların Booking.com kullanmayı kolay bulmalarını anlayabiliyorum. Ama bir turizmci gözüyle bakarken insanlara ve arkadaşlarıma kesinlikle bir seyahat acentesi kullanmalarını söylüyorum. Çünkü evet, burada bir yanlış algı var. Booking.com daha ucuz değil. Evet. Değil. Otel rezervasyonlarının bazı kuralları vardır. İşte belli bir tarihten sonra iptal edemezsiniz vesaire. Fakat seyahat acentaları bu kurallara çok kesin kes olmasa da insan faktöründen ötürü bir hafif tampon görevi görüyor, esneklik sağlıyor. Yani hani çok mücbir olmayan fakat sizi etkileyecek sebeplerden dolayı seyahatinizi değiştirmek, ertelemek, iptal etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Seyahat acentası kullanmıyorsanız kolay gelsin yani. Hani kolaylıklar diliyorum. Berf, çok teşekkür ederim bu soruları cevapladığın için. Bence birçok insanın sorularını, birçok insanın kafasındaki soru işaretlerini giderdin. Birçok oteliniz var. Sadece bu iki otelden ibaret değil Konstans otelleri. Ben diğerlerini de dinlemeyi çok isterim senden. Ama onu ikinci bir videoya yapalım. İkinci tabii. Videoda da grubun diğer otellerini dinleyelim. Tabii. Evet, Konstans Maldiv otelleri de böyleydi. Umarım sorularınızı cevaplayabilmişizdir. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Sabah 10, akşam 10 açığız. İstanbul'da 5 ayrı alışveriş merkezinde bizi ziyaret edebilir. Bizimle kahve içebilirsiniz. Biz de sizinle tanışmayı çok isteriz. Herkese iyi günler diliyorum.